Ben İzmir'de doğdum. Lise hayatım boyunca İzmir'de yaşadım. Daha sonra üniversiteyi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde kazandım ve felsefe okudum. Felsefenin ardından da sosyal hizmet master yapmaya karar verdim. Aslında burada felsefede okurken ki öğretmenlerimin de desteği var. Çünkü senin yapına çok uygun olacağını düşünüyoruz. Böyle bir şey yapmak istemez misin diye onlar bunu söylemişlerdi. Ben de böyle bir meslek olduğunu bilmiyordum o zaman. Ve ben üniversite hayatımda da lise hayatım boyunca da gönüllü işler yapan, bu konudaki çalışmalara destek olan olarak, yani gönüllülük yaparak da çalıştım. Bunun dışında dedem de, annem de, babam da, yani ailemin çoğu öğretmen ve hep böyle zorlu bölgelerde de çalışmış öğretmenler. Ve bilmiyorum, bir aile geleneği gibi bir şey de olabilir. Yani bu zaten yani sosyal adalet konusunda, onu gerçekleştirme konusunda işin içinde olmak istiyorum. Dışarıda kalamıyorum. Yani benim kişisel olarak şeyim bu. Bunu ancak böyle bir konunun içinde gerçekten de çalışabilirsem rahat edebilirim diye düşündüğüm için çok mutlu olarak bu işte çalışıyorum şu an. Annem daha yeni buraya geldiğinde aynısını söyledi. Sen zaten hep çok cins bir çocuktun diye. Neyse, annem annem her zaman böyle biraz daha toplumun dışında olduğunu düşünmüş benim hakkında. Babam da her zaman asi bir çocuk olduğumu düşünmüş. Ama hani çocukluğum şöyleydi. Yani mutlu bir çocukluk geçirdim kesinlikle. Annem ve babamla bol oyunlar oynayarak ve mutlu bir çocukluktu kesinlikle. Çocukken de çok idealist bir çocuktum. Lider bir çocuktum. Sakin ve uyumlu bir çocuktum. Sadece ergenlik dönemim birazcık haşin ya da çalkantılı geçti diyebilirim. Çocukken en fazla düşündüğüm belki bir ressam olmak ya da resimle ilgili bir şey yapmak ya da bir opera sanatçısı olmaktı. Hani en fantezi düşünebileceğim şeyler. Ama ergenlikten itibaren yani sosyoloji, psikoloji ya da felsefeyle ilgili ve hayatla ilgili bir şey yapmak istediğime emindim. Ama yetişkinliğe ilk adım attığımdan itibaren aslında bu tip bir çalışma yapmak istediğimi biliyordum. Tamam, nasıl toparlarım bilmiyorum ama aslında yine bu soru genelde projenin başlangıcından sonuna kadarki süreçle ilgili zorluk beklentisiyle sorulur ama aslında en baştan beri böyle bir çalışmanın başında, ortasında ya da devam ederken ne tip süreçlerden geçeceğimiz konusunda böyle bir bilgim vardı, böyle bir fikrim vardı ve ben hiçbir konuda şaşırmadım aslında. O yüzden de bana sorun gibi gözüken ya da sorun olacak hiçbir şey yok diyebilirim. Çalıştığın alanı çok iyi bilmek, o alan hakkında çok iyi bilgi sahibi olmak ve doğru bilgiye sahip olmak. Yani mesela bazen kitaplardan okumak bile değil ama içine girip araştırma yapmak, insanlarla birebir konuşmak, görüşmek ve gerçekten gerçek ihtiyaçlarını belirleyebilmek. Onların zaten en büyük problemi şehrin içine girememek ya da okuma yazma bilmedikleri için sıkıntılar yaşamak ya da evden çıkamamak oluyor. Yani demem o ki alan hakkında doğru bilgiye sahip olmak en başta bir çalışmayı başarıya götürüyor. Tutarlı olmak ve düzenli, sürekli devam etmesi önemli. Çünkü bu çalışmaların en başında bir kere insanla çalışıyorsun. Yapmak isteyecekleri neyse gelecekte, bence hiçbir zaman acele etmesinler kendilerinden emin olana kadar. Çünkü ne olursa olsun bir insanın işini severek yapması, o iş ne olursa olsun, ona ve topluma daha fazla katkı sağlayan bir şeydir. O yüzden hiçbir zaman acele etmesinler, emin olmadıkça hareket etmesinler.